Çok mu sıcak oğlum? Yandı mı? Gitmiyor mu? Dönmüyor mu? Niye önce çevirip binmedin? Tamam dur bakayım çevirelim. Çevirelim bakayım hele yapabilir miyim? Güzel oturdu mu? Tuttun mu? Oy, 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 oy. Lan bu dönmüyor ki oğlum. Bu arızalı. Buna binme. Gel ötekine seni götürürüm ben. Gel. Sevgili izleyenlerim. Tabii ki buranın haberini yaparken zaman zaman vatandaşlarımızın da taleplerini ne yapıyoruz? Biz haberciler dinlemek zorundayız. Söylenen diğer illerde varmış. İnternetten ben de bir baktım. Birlikte baktık. Bu tür çocuk parklarının üzeri kapatılıyormuş. Geçirmemezlik durumu değil de güneşten çocukları korumak babından şöyle efendim havalı gözenekli çadırlarla iki tarafa şey yapıp yanları açık çocukları güneşten korumalı bu şeyleri kapatıyormuşlar. Buraya da bir tane yapılmasında fayda var. Evet vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bunu özellikle dile getir benden istediler dile getirmemi ben de ortaya ne yapıyorum koyuyorum. Evet çocuklarımız zaten kış boyu ne yaptılar içeride durdular şimdi de güneşi gördüler hepsi tabii ki etkileniyorlar güneşten. Bunun için de bu önemli yani gözenekli bir üst çadır ne yapıyor üstünü kapatıyor. Çocuklarımız güneşten etkilenmiyorlar. Bu yağmur falan için değil. Onu da diyeyim. İnşallah dikkate alınır bu söylediğimiz. Yani vatandaştan gelen bu talep inşallah yetkililerimiz tarafından dikkate alınır diye düşünüyorum. Şehir parkımızın burada çocuklar için ayrılan güzel bir bölümü var. Bu bölümde de vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Buradan bir örnek göstermek istiyorum ben. 5-12 yaş arası çocukların oynaması gerekirken büyüklerin de kullandığı bu salıncakların hep kırıldığını gördük. Sonradan değişlenmiş bu sefer takımlar ne yapmış bozulmuş. Bu evet 5-12 yaş çocuklar oynaması gerekirken ekeler de burada ne yapıyorlar salıncaklarda oynuyorlar. Bu da tabii kırılmaya çünkü çocuğa göre yapılmış bir park malzeme ne yapıyor çocuklar burada salıncaksız kalıyor. Evet çocuklarımızın oynadığını görmek gerçekten zevkli. Hadi bakayım basamaklardan çıkın oradan değil. Oradan değil, basamaklardan. Haydi. Evet. Parkımızın en güzel yeri bence burası. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Yetişkin kullandığı için işte tabanda sürtünmeler başlamış. Çünkü çöküyor aşağıya. Evet. Tutacağı yok hiçbirisinin. Çocuklar için artık ne yapmış? Tehlike başlamış. Evet. Bu tarafa doğru geçelim. Evet. Hep kırılmışlar. Dikkat etmek lazım. İşte bu kırılmış. Hepsi kırılmışlar. Evet. Şu kardeşime doğru da bana bile gitmek istiyorum. Şöyle bir bakayım. Benim kardeşim. Buyurun hocam. Ya çocukla oynamak güzel mi? Dünyanın en güzel işi. En güzel işi. Evet, peki bugün benim bütün buradaki görevim haber yapmak. Şehir tamam, parkını. Tamam. Şehir parkıyla ilgili gözüne çarpan iyisiyle kötüsüyle. Vallahi şimdi hocam yani şöyle söyleyeyim. Her şey
eleştirmekten olmuyor. Ben buranın şeyini, ortamını gayet güzel gördüm Allah için. Tabii ki bazı eksiklikler, noksanlıklar olabilir ama temiz. Sabahleyin geldiği temizlikçi arkadaşlar da çalışıyor. Olabilir. Ama belki ama biz şimdi şimdi görevlerimiz acaba akşama o temizle teslim ettiği şehir parkını temiz bulabiliyor mu? Vallahi işte bunda insanlarımıza da görev düşüyor. Yani kalktığı yeri, yattığı yeri, oturduğu yeri temiz tutmak. Temiz tutması lazım. İnsanların esas insanlık görevidir, temel görevidir. Yani bunu yapan insandır. Bunu yapmayan artık nedir? Sözümüz ondan yok. Sözümüz yok. Bir şey diyemiyoruz. Peki ya. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerim, evet şehir parkındayız. Şehir parkı iki bölümde. Onu bir önünüze ben bilgiyle açayım konuyu. Bir belediyemizin götürdüğü yolun üst kısmı, bir de altta yıllardır efendim ta eskilerden ilk kurulduğu günden bu tarafa gelen binasıyla, yani çay ocağı şuyu buyu efendim havuzuyla bir bölümümüz var ki burası da kiralamalı diyelim kiralamalı, biz. Belediye evet. Tarafından belediye tarafından ihaleyle kiralamalı bir bölüm var. Bu kardeşimiz de bu bölümün kiralayan sahibi. Doğru mu diyorum? Doğrudur. Şimdi ben hiç girmeyeyim. Eksiği gediği senden alım. Eksik gedik var mı? Güzel olan bir şeylerimiz var mı? Gerekirse ben sorularımla devreye gireyim. Şöyle özetle buyurun, önce bir kendinizi bir tanıtın bize. Öncelikle Bahattin Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben Hakkı Özdemir. Belediyenin kira yoluyla, ihale yoluyla açtığı parkın işletmecisiyim. Burası iki bölümden oluşuyor. Birisi mesire alanı, halka açık. Diğer tarafı kiralamalı. İşte burada ailelere biz burada hizmet veriyoruz. Evet. Ama Bayburt'un bir tek göz bebeği kaldı. O da Yenişehir Parkı. Birçok eksiğimiz var. Noksanımız var. Bunları tabii ki Allah razı olsun geldiniz, dile getiriyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. İnşallah fotoğraflarla bunu kamuoyuna da duyurursunuz. Sizi sorun, ben cevaplayayım. Peki. Öyle edelim. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Bu daha rahat gider. Daha rahat gider. Soru cevap. Ne zaman aldınız işletmeyi? Geçen yıl. Geçen. Bir yıl oldu. Bir yıldır bizde. Bundan önce 23 yıl başka arkadaşlar. Başka bir arkadaş götürüyordu. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi gördüğüm bir eksiklik, havuzun dolması lazım. İlk gözüme çarpan o oldu. Şu anda havuzumuz çok içler açıcı bir durumda. Birkaç kez de belediyeye müracaatta bulunduk. Görüyorsunuz yosunlar tutmuş. Buranın güzel bir baştan yenilenmesi lazım. Belki biraz ağır olur. Sezon da başlamak üzere.
Ben geçen Fen İşleri Müdürü'yle de görüştüm. Bir tazikli suyla temizlenmesi, gerekir. Tekrar su doldurulup, tadilat işlemi başladığı sıra 2 gün içerisinde suyu boşaltırız. Hı. Yeniden tadilatı yapılır, zemini yapılır. Evet. Ama bir güzel görüntüye kavuşması lazım. Kavuşması lazım. Gelelim peki şey kısmına, kantin kısmına. Yeterli mi kantinimiz? Kantinimiz hemen hemen çarşıyla fiyat olarak aynı. Yani çarşıda neyse burada da fiyat olarak hep aynı. Öyle fahiş bir fiyat fiyatımız yoktur. Peki insanlar aradığını bulabilir. Az önce odun, bayan bize odun sordu. Evet, gelip buradan İçeriye aldı. Dedik, içeriden odun aldı. Gerçekten hoşuma da gitti, boş dönmedi. Semaverlik, odun. Odun, evet. Kömürümüz var, mangallık. Yani vatandaş çarşıda unuttuğu birçok şeyi buradan temin edebiliyor. Temin edebiliyor. Hatta biz burada beyaz et ve kırmızı et de bulunduracaktık. Olur ya, vatandaşın aklında şu var. Ya orası şehrin dışında biraz pahalı düşer diye bu işe girmedik. Çünkü bunlar fazla zaman kalırsa bozulma ihtimali fazla. Onun için o işe girmedik. Ama diğer kolasını unutur, suyunu unutur, odununu unutur, kömürünü unutur veya işte yelpazedir, mangaldır, semaverdir. Hepsini buradan temin edebiliyoruz. Peki şu an kamelya sayımız sizin tarafta. Sadece sizin işletme için bu sorularım. Onu da altını çizin bir daha. Evet. Sizin işletmede kamelya sayılarınız yeterli mi? Yetersiz. Şimdi şeye baktınız sına, diğer işletmeden yani örnek vermek için söylüyorum. Yoksa asla bir kıskançlığım falan yoktur. Bugün Şehit Osman'ın kamelyalarına baktığınız sıra çok güzel bir manzara teşkil ediyoruz. Biz belediyeden talep ettik. Siz verelim, biz işçiliğini yaptıralım. Güzel ışıklandırmalarını falan da yaptıralım. Yani burası Bayburt'un göz bebeği. Güzel olsun. Nefes aldığı tek yer. Aynen öyle. Daha güzel bir ortama kavuşturalım. Şimdi 20 küsür sene önce burası yapıldığında belki bu kamelyalar o zamanki günümüzde modernindi. Ama şimdi işler açıcı. Burada 2 tane kamelyanın dışında diğerleri harap. Bakma ihtiyacı var gerçekten. Gerçekten bakma ihtiyacı var buranın. İçeri çok yosun tutmuş, çok yosun bağlamış. Antalya ile Bayburt'u bana bir karşılaştır bakayım. Ben sizin orayı tanıyorum, sen de bizim burayı. Hadi. Bir kere çok küçük, kimse çok şey sakin burası, daha sakin oradan. İyi mi kötü mü sakinliği? Bizim için sıkıcı. Niye ya? Herkes kafasını dinlemek için sakin, güzeldir. Öğrencilere sorun isterseniz. Öğrenciler gençlik var ya. İyi de sizin Antalya'da sıcaktan ne gezilir, ne yani, çok kötü sizin ora. Niye deniz kenarı mı? Deniz kenarında bizim de Çoruh kenarımız var anne mi ya? Yine Çoruh'a girebiliyor musun? He? Çoruh. Havuzumuz var. Havuz bizde de var. Ha, Çoruh'a diyorsun ki, ha sen illa denize girek, öyle haklısın. Antalya'da alışkanlık da var. Şelalelerimiz var, köprülü kanyonumuz var. Tabii canım, şimdi ben Antalya'yla o şekilde Antalya'yla ben karşılaştır demedim. Hı. Şimdi oranın meziyetleri ayrı, buranın ayrı. Evet. Burada sakinlik var. Evet. Orada aşırı turizm var. Sıcak. Çok sıcak. Yazın sıcak. He, çok sıcak. Ama burası da soğuk. Kışın soğuk. Yo, akşam amca sen böyle gezebiliyorsun dışarıda.
Evet sevgili izleyenlerim. Şimdi bu işletmenin bölümünü bir gezmek istiyorum ben. Bir bakalım arkadaşımızın söylediği efendim konular ayakları yere basıyor mu basmıyor mu? Bir göreceğiz, beraber gezeceğiz. Şimdi kamelyalar gerçekten kamelyalar hakkında söylediği söz olduğu gibi doğru. Kamelyaların işi bitmiş. Doğrudur. Yapıldığında o günde uygun olabilir ama bugün gerçekten iyi değil durumları. Şöyle bir yakinen çekim gezim ben. Yakinen gezelim. Kamelyaların işi bitmiş. Yenilenmesi lazım. Parkın gerçekten yeri çok güzel. Fevkalede. Ancak dediğimiz gibi işte bu bir defa şu kamelyalar bitmiş. Bunları söylemeye bile artık gerek görmüyorum ben. Çeşmesi var, suyu yok. Şimdi arkadaşlar, buranın bir elden geçirilmesi şart. Arkadaşlar gelebilir miyim size doğru gençler? Misafir kabul ediyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Gönlü bol kardeşlerim. Çok sağ olun. Ben şimdi size şu an oturduğunuz işletme hakkında bilgi sormak istiyorum. Gazeteciyim, haberciyim, haberdeyim. Gençler nasıl buldunuz burayı? Neler olmalı daha? Abi, sizin gözünüzle. Gençler daha iyi görmüşler. Biz yaşlandık. Tabii abi doğrudur. De. Abi genel olarak ortam güzel ama biraz daha iyileştirme yapılabilir buraya. Neyi mesela? Yani mesela şu kaldırım taşları, dağınıklık var, dağınıklık düzeltilebilir. Düzeltilebilir. Tabii abi. Daha güzel bir ortam. Tabii. Olabilir. Evet. Peki teşekkür ettim. Sağ ol abi. Abi ben ilk defa geliyorum. Sessiz, sakin, yani ne bileyim serin. Yani kafa dinlemeli güzel bir yer olduğunu düşünüyorum yani. Kafa dinlemek için güzel. Evet. Ama daha iyi bir ortam sizin gibi misafirlerimize sunabilir miyiz? Aklınızda ne var? Gözünüze takılan ne oldu abi burada? Etkinlik olabilir, faaliyet yani bir şeyler yapılabilir belki. Bir şeyler yapılabilir. Peki teşekkür ettim sana da. Dönün buna. Merhabalar. Ben de ikinci kez geliyorum buraya. Hı. Yeşilliği doğası olarak çok güzel. Nehrin kenarında olması cezbedici. Oturma alanı olarak da çay bahçe olarak da bence gayet hoş bir mekan. Sadece biraz daha etrafını daha canlandırılması gerekiyor. Kamelyalar hoşunuza gitti mi mesela? Işıklandırma gibi işte. Şimdi bu ilk yapıldı. Kamelyalar ilk yapıldığındaki kamelyaları. Hijyenik durumu nasıl? Temizlik durumu? Daha bakımlı olabilir. Olabilir. Yani biraz daha bakım gerekiyor tabii buralar için. Peki. Teşekkür. Ama güzel yani gerçekten doğal teşekkür olarak ettim. Güzel. Teşekkür ettim. Nerelisiniz onu da sorup. Ben orduluyum. Ordunun dereleri. Ey be. Sen? Rize. Rizelisin. Sarı. Ha, belli. Erzurum. Ola bu da Dadaş çıktı. Bizden çıktı bak. Gerçi siz bir tarafımız. Bunlar bir tarafımız. Sırtımız yere gelmez Bayburtların. Eyvallah. Sen de ordulusun. Doğru. Eyvallah. İyi ki buradasınız. Teşekkür ettim. Kamelya problemini çözmemiz gerekir burada. Tabii bu haliyle de çok sessiz sakin kalmış bu taraf. Hareketli değil. Hareketli değil bu taraf. Çok sessiz, çok sakin. Şuraya da bir şöyle bir çıkın ben, bir gezeyim. Bak gerçekten çok güzel bu taraf. Evet, yer yer tabii çürümeler olmuş kar, yağmur altında. Havuzu bir görüntülemek istiyorum ben. Sevgili izleyenlerim. Bunlar Bayburt'umuzun değerleri, bakmamız lazım. Evet. Dediğim gibi havuzun temizliğe ihtiyacı var diyebilirim ben. Bir temizlenmesi şöyle gerekiyor. Sonrası da su dolarsa
Yani buradaki tamir tadilat ben pek de görmüyorum. Yani tamirli tadilatlı burada bir şey yok diyebilirim ben. Biraz bu ortadaki şeyler de belki olabilir. Ama genellikle bir temizliğe ihtiyacı var. Onu diyelim biz. Temizliğe ihtiyacı var. Sandalı var, şeyi var, gezilebilir. Burayı güzel değerlendirmek lazım. Burayı değerlendirmek lazım. Ve yanda da bir asma köprüsü var. Zaten görüntüleyeceğim ben. Görüntüleyeceksiniz siz de. Bu konularda eğer yetkililerimiz yardımcı olursa çok seviniriz. Biz de daha iyi hizmet vermeye çalışırız. Zaten gördüğünüz gibi bahçeyi güzel temizliyoruz, şey yapıyoruz. Çok güzel ama işte dediğim gibi noksanlar çok. Peki. Söyleyecek son sözüm varsa alım, bağlayalım. Son sözüm sizin resimlerle zaten her şeyi kendini gösterir. Eyvallah. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bayburt'un böyle şeylerine eğildiğinizi görüyorum. Çok duyarlısınız. Allah razı olsun. Gerçekten yani Bayburt'un noksanlarını falan dile getirmekte bir numarasınız. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Fatih Bey, hoş geldiniz. İnşallah tekrar. Güzel olur. İnşallah. Memleketimize yani yakışan şimdi, bir park olur. Şimdi bu park bir başka ilde olsa, inanın ki bir başka bir ilde olsun, uzaklara gitmeye gerek yok. Yanımızda Erzurum'da olsun, Trabzon'da olsun, Rize'de, Erzincan'da olsun. Vallahi burayı var ya böyle göz bebekleri gibi bakarlar. Yaparlar. Evet. Yaparlar. Biz de yaparız inşallah. İnşallah. Biz inşallah. De yaparız hep beraber. Yani ben her şeyi belediyeden beklemiyorum. Amaçlamak yolun yarısıdır. İnşallah. Amaçlamak. Dediğim gibi bize bir şeyleri temin etsin. Biz işçiliğini yani biz de elimizi taşın altına koyacağız tabii ki. Ama ben bu şeyin kamelyaların altından kalkmam mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü neden? Buranın sözleşmesi 3 yıl. Hı. Şapkayı çeviriyorsun 1 yıl. Bir gitti. Yıl. Gitti. Zaten bizim sezonumuz burada 3 ay. 3 ay doğru. 3 ay. Şimdi Bayburt'a eskiden bir tane yabancı memur gelmiş. Sormuş ki kardeş buranın iklimi nasıl? 8 ay beyaz. 3 ay ayaz. 1 ay yaz. Yaz. Biz de 3 ay diyoruz. 1 yılımız 3 ay. Doğru. Bu 3 ay içerisinde. Değerlendirmek lazım orada. Yani bir şeyler yapmak lazım. Peki teşekkür ettim. Teşekkür Allah ederim. Razı olsun. Tekrar hoş geldiniz. Eyvallah. Spora mı çıktın benim kardeşim? Efendim? Spora mı çıktın? Yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş yaptın. Evet. Nereliyiz? Malatya. Malatyalısın. Evet. Şehir parkını nasıl buldun? Gözüne takılan eksik gedik var mı benim kardeşim? He. Yok güzel bir yer yani harika. Şuralar daha temizlense daha güzel olur. Evet. Normal güzel yani. Peki ben gazeteciyim. Öyle yeterli mi bu? Yeterli. Malatyalı olarak Bayburt'ta misafir misiniz? Yok çalışıyorum burada. Nerede çalışıyoruz? Sosyal hizmetlerde. Sosyal hizmetlerde. Evet. Allah işinizi rast Amin getirsin. Inşallah. Benim kardeşim. Başardım. Kaç yıldır Bayburt'tasın? 6 ay. 6 ay. 6 aydır. Evet. Şimdi Malatya dedim mi bizim aklımıza Turgut Özal gelir. Doğrudur. Bizi il yapan Allah rahmet etsin kanı kanı severiz onu. Turgut Özal'ı efendim güzel de bir türküsü vardır Malatya'nın. Malatya, Banatya bulunmaz eşi. Evet. Bilir misin o türküyü? Doğrudur, doğrudur. Bilir misin? Sesin nasıl? Yok iyi değil. Söyleyemez misin? Yok. Peki, peki benim kardeşim. Teşekkür ettim. Gel birlikte gezelim. Evet sevgili izleyenlerim. Şehir parkımızın bu işletme tarafını ne yaptık? Tanıtmaya çalıştık. Malatyalı kardeşimden de teşekkür ediyorum. Öyle bir görüşlerini aldım. Evle bir gez bakalım Malatyalı. Sen hele bir git de ben seni bir çekeyim benim kardeşim. İnşallah yine karşılaşırız. Sayın hocam bekleriz kahvemizi. İnşallah. Sözüm olsun. Evet. Çoruh Nehrimiz ve şehir parkımızın Çoruh Nehri'nin tam kıyısında oluşu da bir başka güzel.
bu tür köprüler de nostalji köprüler, güzel oluyorlar. Onu da diyeyim ben, hoşuma gider, severim.